Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Bundesliga ve arkadaşlar hepinizin çok merak ettiği bir lig olan hepinizi şuradan gösterelim. La Liga'nın top 20 reytinglerini göstereceğim. Her iki ligde de ilk 20 reyting sırası kimlerin olduğunu bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bu akşam da arkadaşlar saat tam 19.00'da bunun devamı olan Premier Lig ve Lig 1 reytingleri de gelecek. Türkiye reytingleri açıklandığında da onları size paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen istiyorsanız video kısa bir süre hemen başlayalım. Sizlerden ricam arkadaşlar yeniyseniz abone olabilirsiniz ve beni motive etmek için de bu videoya 2 senenize ayırarak bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bundesliga reytinglerinden 20. sırada Yann Sommer var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Borussia Mönchengladbach'ta çok güzel bir sezon geçirdi bu sene. Aynı şekilde Gladbach da bu iyi bir sezon geçirdi ve biliyorsunuz ki arkadaşlar Arsenal'de futbolcusu olan Xhaka'yı mı Xhaka'mın okunuyor, Sakalı diye mi okunuyor, nasıl okunuyor bilmiyorum, onu aldı arkadaşlar. Yann Sommer de bu iyi oynayan isimler arasındaydı ve upgrade'ini aldı. Geçen sene Yann Sommer'in çok iyi bir kartı vardı ama oyunda iyi değildi arkadaşlar. Bakalım bu sene nasıl olacak. Yann Sommer 20. sırada, hemen aşağı iniyoruz arkadaşlar. 19. sırada kulübüne geri dönen futbolcu Mario Götze'nin forvet arkası kartı var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyunda Borussia Dortmund transfer kartı çıkınca sol açık kartı çıkmıştı. Çoğu insan da bu yüzden korkmuştu işte yine mi sol açık çıkacak diye. Ama EA sağ olsun ki bize forvet arkası Mario Götze'yi çıkarttı arkadaşlar. Kartı nasıl derseniz kartı ortalama bir kart. Ben bu oyunda da çok kullanamıyordum Mario Götze'yi. Bu 15'te çok iyiydi. FIFA 17'de umarım iyi olur arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 84 rating. Hemen aşağı iniyoruz. Borussia Dortmund'un stoperi Sokratis var arkadaşlar. Sokratis bu sene de çok iyiydi. Tekrardan FIFA 17'de de çok iyi olacak. Pace gayet iyi. Defans ve dribblingi buna eşlik ediyor. Pas ve dribblingi çok düşük arkadaşlar. Bu adamın tek sıkıntısı bu. Sokratis de 18. sırada yerini alıyor. Hemen şimdi aşağı indik. Douglas Costa. Douglas Costa görüyorsunuz arkadaşlar. Birinci olarak sol açık. İkinci olarak da skill move'su 5 arkadaşlar. Bu gerçekten sonunda hepimiz rahatladık. Çünkü çoğu kişi diyor işte Costa olmayacak vesaire falan ama Costa tekrardan 5 star skill'ler arkadaşlar. Costa'da şöyle bir sıkıntı var. Mesela Roche'u sol kanatta kullanıp Costa'yı sağda kullanınca çok rahat ediyorduk. Veya Ribery solda, Costa sağda falan. Bu sene Costa da sol kanat çıkıyor. O yüzden Royce'da falan kullanınca birisini sağ koyup kimyayı birazcık düşürecek. Ama olsun, Costa'nın kartı gerçekten çok iyi. 92 pace, 86 dribbling, 78 şut, 78 pas, 63 fizik. Fena değil arkadaşlar, iyi bir kartı var. Hemen aşağı iniyoruz. Thiago Alcantara herkesi şaşırtıp 5 star skill moves oldu arkadaşlar. Thiago Alcantara biliyorsunuz kardeşi var Barcelona'da, Rafael Alcantara. İkisi kardeş ama ülkelerini farklı seçtiler arkadaşlar. İki kardeş de zaten oyunda kartları çok iyi. Thiago'nun arkadaşlar kartından 89 dribbling, 82 pas, 75 şut, 72 pace'i var. Ve 5 star skill'ler, o yüzden Thiago arkadaşlar önümüzdeki sene çok pahalı olacak. Çünkü bir takımda iki tane 5 star var. Douglas Costa var ve Thiago var. Yani 5 star takım kullanan arkadaşlar. Bunları alacak ve gayet de paraları bayağı yüksek olacak arkadaşlar. Bir sonraki isim Javi Martinez. Javi Martinez arkadaşlar biliyorsunuz Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni aldığı sene o zamanlar çok aktif oynuyordu. Artık o seneden sonra birazcık az oynamaya başladı ama çok genç bir isim. Bence defansif olarak iyi bir isim. Ama bu dayı aslında ilk başta CDM'de kullanıyorlardı arkadaşlar. Sonra stopere çektiler. Benim beğendiğim bir isim arkadaşlar ama dediğim gibi çok oynamıyor. 84 ratinginde aldı. Bir sonraki isim Xabi Alonso. Klasik arkadaşlar, yetenek, inanılmaz bir yetenek, teknik. Hani her futbolda her şeyin pace olmadığını bu adam bize gerçekten gösteriyor. Her ne kadar yavaş olursa olsun soğukkanlılığı ve iyi pozisyon alarak bu açığı kapatıyor. Ama oyunda arkadaşlar gerçekten pace unsuru çok ileriye çıktığı için o yüzden çabalarınızı biraz oyunda kullanmak zor. Ama gerçekten inanılmaz bir isim. 84 rating almasında doğru buluyorum. Bir sonraki isim Leno arkadaşlar. Leno'nun kartını görüyorsunuz. Artı 2 upgrade alıp 86 oldu. Bu oyunda arkadaşlar çok bariz bir şekilde kalecilerde artış var. İşte Jan Oblak olsun, Leno olsun, DH 90 oldu falan. Neuer 92. Bayağı hepsinin reytinglerinde bir artış yaşanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sene kaleciler inşallah oyunda iyi olur. Çünkü hani çoğu kişinin şeyi buydu. Kaleciler çok kötü falan diyordu herhalde. EA'yı bunu fixlemek için böyle bir sonuca gitti. Ben Leno arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi
iyi bir kartı var. Refleksi birazcık düşük. Refleksi iyi olan kaleciler aslında arkadaşlar oyunda daha iyi oluyor. Ben direkt refleksine bakıyorum. Leno'yu kullanır mı bilmiyorum ama arkadaşlar 86 rating ile gözleri doldurdu. Bir sonraki isim Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang arkadaşlar zaten her oyunda bir sürü kart çıkarıyordu. Herkesin kullandığı ölümcül bir santrafordu ve upgrade'ini aldı. 96 pace, 84 şut, 80 dribbling, 71 fizik ve 75 pas. Gayet iyi bir isim arkadaşlar. Tek sıkıntısı skill yok ve 4 star skill'ler olsa zaten bu adamı kimse tutamaz arkadaşlar. Bir sonraki isim Frank Ribery. Ribery hala 5 star bu arada arkadaşlar. Yani bu Enyam'dır. O adamın artık düşmesi lazım. Hiç formda bile değil zaten Ribery. Artık kariyerleri bitti arkadaşlar. Robben ve Ribery'nin maalesef yaşlandı ikisi de. Artık Bayern Münih, Coman ve Costa ile coşuyor. Ama Coman'da kiralık, bakalım neler yapacaklar. Ribery arkadaşlar 82 pace, 90 dribbling, 76 şut, 83 pası var. Klasik zaten Ribery 5 star, 90 dribbling, kaç senedir zaten böyle. Bir sonraki isim David Alaba. 4 star weak foot, 3 star skill move var. Weak foot arkadaşlar ne diye soranlar çok oluyor bana. Weak foot oyuncunun iki ayağını kullanma yeteneği, yani sağ ve sol eşit mi diye. Hani mesela burada şunu anlayabiliyorsunuz. Alaba'nın sağ ve sol ayağı %80 aynı gibi. Yani bu adam normalde sol ayak ama sağ ayağı da sol ayağının %80'i iş görüyor gibi düşünebilirsiniz. David Alaba'nın kartı arkadaşlar 86 pace. Her şey var yani bu adamda. Aslında bu adam arkadaşlar tam orta saha kartı. Yani orta saha korsan öldürür. Biliyorsunuz bu senin orta saha kartı da var Alaba'nın oyunda. Ve harbiden adam yiyor yani arkadaşlar. Pitbull boğuyor. Gerçekten iyi bir kartı var. Önümüzdeki senede 80 ratingde David Alaba olacak. Oyunun en iyi soldaki. Bir sonraki isim Thomas Müller. Bu sene Man of the Match, Inform falan bayağı kartı çıktı. En sonunda biliyorsunuz arkadaşlar sağ kanat kartı çıktı Thomas Müller'in. CF olarak başlıyor. Gayet iyi. Ata ve defansı katkısı yüksek. Bu yüzden bu adamı CM'de falan kullanabilirsiniz. Çünkü ata ve defansı katkısı yüksek. 4 star, weak foot, 3 star skimi var. Kartı da gayet iyi. Bir sonraki isim Pitbull boğan değil artık. Köpek balığı boğan adam Arturo Vidal. İnanılmaz bir isim arkadaşlar. Ben oyunda falan da çok seviyorum. Çok da kaliteli bir futbolcu. Bayern Münih'in kaç senedir aradığı futbolcu arkadaşlar. Ve sonunda Bayern Münih böyle sert bir adam buldu ve aldı. Arturo Vidal de hata ve defansı katkısı yüksek ve kartla inanılmaz çift yönlü. İnanılmaz bir kart arkadaşlar. Bir sonraki isim Mats Hummels. Dortmund'dan Bayern Münih'e geldi. Bayern Münih'in defansı Boateng Hummels çok iyi olacak. Sezonda da büyük ihtimal artık ben Bayern Münih'i kullanırım arkadaşlar. Gayet iyi bir kartı var. 80. Burada Hummels'in en beğendiğim özelliği pas ve dribbling olması arkadaşlar. Yani topu çıkarırken ne bir düşerken falan hızlı bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Aynı bunun yanında 88 defans ve 77 fiziği var. Bir sonraki isim Arjen Robben. Bunu zaten yayında falan konuşmuştuk. Aynı sakatlığı sürekli nüksediyor. Oynayamıyor, artık kariyerlerinin sonuna geldi diyebiliriz. Bir sonraki isim Marco Reus. Oyunun yeni kapak yüzü. 88 rating alması çok normal. Her sene 85-86 idi. Sonunda hakkını bulup 88 rating oldu. İnanılmaz bir kartı var. 4 star weak foot, 4 star skill moves. Ata ve defans katkısı medium. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü Reus gerçekten çok iyi. Özellikle free kicklerde falan inanılmaz. Bir sonraki isim Philipp Lahm. Arkadaşlar ben Lahm'a şöyle bir çizik koyuyorum. 88 rating bu adam olamaz. İmkanı yok arkadaşlar. Ve sağ bek yapıyorsun. Yani bilemiyorum arkadaşlar ama iyi gerçekten bazen hakikaten eyyam yapıyor. Net eyyam yapıyor. Çünkü Lahm gerçekten 88'lik oynamıyor. Bir sonraki isim Robert Lewandowski. Bana kızı dünyanın en iyi ilk 3 santraforundan birisi. İnanılmaz bir isim arkadaşlar. Çok beğeniyorum. Her türlü Bayern'e katkısı olduğu, gittiği her takımda da oynar. Ve bu sene upgrade'inde 90 rating oldu. Benim tek güzel şey arkadaşlar, bu oyuncular hepsi upgrade aldı. Boateng'de keza o şekilde görüyorsunuz zaten. Fazla konuşmaya gerek yok. Bu oyuncuların hepsi arkadaşlar upgrade aldı. Ama sıkıntısı biz bunları alamayacağız. Çünkü çok pahalı olacaklar arkadaşlar. Neuer'i zaten görüyorsunuz. Ve lig 1 değil pardon, Bundesliga'nın sonuna geldik. Şimdi La Liga'yı göstereceğim size arkadaşlar. Dediğim gibi oyuncu ratingin artması aslında oyunda bazı dengeleri değiştirecek. Çünkü herkes ucuz takımlar kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu yüksek ratingi futbolcu almak birazcık zor olacak. Bir sonraki isim, ilk isim daha doğrusu Marcelo arkadaşlar. 86 rating, iyi bir sol bek arkadaşlar ama 4 star skill move beni çok şaşırttı. Marcelo bu şekilde 86 rating arkadaşlar. Oyunun en iyi ikinci sol beki. Bir sonraki isim Jordi Alba. Jordi Alba ile Marcelo aynı bu arada. Yani ikinci derken birinci Alaba, ikincisi bunlar oluyor arkadaşlar. Jordi Alba var. Jordi Alba'yı çoğu kişi hakkında pace'inden dolayı tercih ediyor ve görmüş olduğunuz gibi 79'a 92 yerde 13 pace'lik bir fark var arkadaşlar. Dribbling'de 1 var. Defansı şöyle hemen yapalım. Yani şöyle tam da gözükmüyor. 82-80. Dediğim gibi yani Marcelo birazcık daha fiziksel defans olarak iyi. Jordi Alba da hırz olarak iyi. Bu ikisi 20 ve 19. sırayı paylaşıyorlar. Bir sonraki isim Gerard Pique. Bu sene gayet iyiydi. Aslında 80'li falan da olabilirdi yani. Çünkü çoğu isim upgrade almışken. Pique 86 defans, 79, 76 fizik. Mesela fizik az olmuş hakikaten. Çünkü bence Pique gerçekten bayağı kuvvetli bir isim. Fiziğinin daha yüksek olmasını beklerdim. Ames Rodriguez arkadaşlar oyunla anlaştığı için upgrade almadı. Büyük ihtimal ama aslında oyunla anlaşmasının dışında şöyle bir şey de var.
Şampiyonlar Ligi'ni alan bir kulübün hiçbir oyuncusu downgrade almıyor arkadaşlar. Biz bunu reytingde değerlendirirken unuttuk. Alması çok zordu. Bizler Hames'in, ama Hames gerçekten normalde aslında alması lazım arkadaşlar. Çünkü çok boş bir sezon geçirdi. Bilemiyorum yani ama almadı. Geçiyoruz hemen. Karim Benzema var. Bu sene çok iyi formu var. Totsu var. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Avrupa Kupası'nda yoktu. Hani onun da zaten sebebini biliyorsunuz. Bir sonraki isim Sergio Busquets. Bunları zaten konuşmuştuk arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Ivan Rakitic. Ivan Rakitic'in yayında konuşmuştuk. Gerçekten iyi isim. Ben oyunu da çok seviyorum bu arada. Rakitic'i gerçekten iyi. Jan Oblak arkadaşlar. Bunu da zaten konuşmuştuk. Hatırlayacağınız gibi top 50'de. Kroos keza o şekilde. Bu arada Kroos'a göre PES'teki downgrade'i söylemişim size. -11 downgrade aldı. Her ne kadar upgrade bile alsa. Bir sonraki isim Pepe. Avrupa Kupası'nı aldı zaten söylemiştik. Hemen Andreas Iniesta. Griezmann. Bu arada Griezmann'a çok sevindim arkadaşlar ya. Hani özel kartının upgrade almasından çok fotoğrafının değişmesine çok sevindim. Gerçekten yakışıklı verip süt çocuğu gibi çekmişlerdi FIFA 16'da. FIFA 17'de gerçekten iyi olacak arkadaşlar Antoine Griezmann. Bir sonraki isim Diego Godin. 65 pace'i var. 88 defans ve 79 fizik Godin. Gerçekten fizik olacak ama çok pahalı olacaklar işte. O beni üzüyor. Modric keza öyle. Dün geceki Türkiye maçı Modric arkadaşlar nasıl kalite farkını ortaya koydu hepimiz gördük. Ben çok beğeniyorum arkadaş. İnanılmaz bir isim. Yani her ne kadar bir defans orta sahaya göre fiziksiz olsa bile o açığı hızı ve inanılmaz pasıyla kapatıyor. Çok seviyorum. Umarım önümüzdeki sene ucuz olursun ve alırız seni. Sergio Ramos dünyanın en iyi defansı bana göre. Ya gerçekten çok seviyorum arkadaşlar bu adamı çünkü çok hızlı. Real Madrid'in affedersiniz harbiden Totos'unu kurtaran adam Sergio Ramos'tur. Gareth Bale sonunda upgrade'ini aldı ama Gareth Bale'da şöyle bir gol attıkları arkadaşlar. 76 fizik nedir ya? Ya Bale'ın fiziğini yani arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Topu alamıyorsun elimiz omuzları geniş kaslı bir herif yani. Hani 76 fizik çok saçma ki staminası bile iyi bu adamın. EA burada hata yaptı bence 76 fizik çok az arkadaşlar Bale'a göre. Hatta inanılmaz az yani. Bir sonraki isim Luis Suarez, Neymar, Messi ve Ronaldo. Bu arada Messi'nin pasını 86'da, Dimitri Payet'in pasını 87'de olduğunu unutmuyoruz. Bunu da söylemeden geçemedim. Ronaldo da arkadaşlar oyunun en yüksek reytingi. İsmi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Akşam saat 7'de Lig 1 ve Premier Lig'deki Top 20'leri de sizlerle paylaşacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Adamsınız bir tanesiniz. Videoyu beğenmeyi ve yeniseniz abone olmayı unutmayın. Ve esen kalın, hoşça kalın. Akşam görüşmek üzere.